kıymetli izleyicilerimiz Almanya'da enflasyon adeta zirve yapmış durumda geride bıraktığımız ay için yüzde 5.2 olarak açıklandı Bir önceki ay yüzde 4.9 bunun anlamı şu almış olduğumuz maaşlar paralar eriyor demektir Bunun yanı sıra doğalgaza elektriğe suya yani her ay ödemekle zorunlu mükellef olduğumuz faturalara da daha da zam gelecek anlamını taşıyor önümüzdeki Ocak Şubat ve Mart ayının ciddi anlamda sıkıntı içerisinde geçmesi bekleniyor vatandaşın normal şartlarda mevcutta harcamış olduğu parasının en az yüzde on daha fazla faturalara ödeme yapması bekleniyor değerli izleyicilerimiz Koronavirüs döneminde dünyanın hemen hemen bütün ülkeleri etkilendi. Özellikle enerji fiyatlarının artmasıyla beraber gördük ki vatandaşın gerçekten hayatını sürdürmekte sıkıntı çektiği, özellikle de sosyal yardımlar alan vatandaşlarımızın daha da büyük bir sıkıntı içerisine düştüğünü gözlemledik. Şimdi %5.2 Almanya'daki enflasyonun ben doğru enflasyon olduğuna inanmıyorum. Özellikle işçilerin emeklilerin dar gelirli vatandaşların almış oldukları maaşın yüzde 5.2 oranında erimediğini en az 15 oranında eridiğini düşünüyorum vatandaşın enflasyonu yüzde 5.2 değil en az yüzde 15 diyeceksin ki nasıl şimdi bakın kıymetli izleyicilerimiz bu enflasyon hesabı Almanya'da yapılırken diyorlar ki bazı ürünlerin bazı hizmetlerin yüzde ne kadar arttığını hesaplıyoruz, ortalamayı buluyoruz. Örneğin 100 kalem alıyorlar, bu 100 kalemin ortalamasını ayrı ayrı, işte gıda da ayrı, işte ulaşım da ayrı, enerji de ayrı vesaire diye diyorlar ki biz yüzde olarak bunları yüze bölüyoruz ve diyoruz ki yüzde şu kadar artmıştır. Peki şimdi emekli almış olduğu maaşla ne yapıyor? İşçi almış olduğu maaş ya da sosyal yardımda ne yapıyor? Ben size söyleyeyim. Şu anda Almanya'da ev giderleri maaşın neredeyse yüzde 60'ına tekabül ediyor. Yani evinizin kirası, ödemiş olduğunuz faturalar, almış olduğunuz maaşın yüzde 60'ını hemen alıyor. Geriye kalıyor yüzde 40. Yüzde 40 da vatandaş ne yapıyor? Büyük bir kısmını mutfa mutfak harcamalarına harcıyor gıda harcamalarını harcıyor, arabasına benzinli koyuyor vesaire ufak tefek de çoluk çocuğunun varsa bir ihtiyacı bunları karşılıyor. Yani vatandaşın harcamış olduğu şeyler aslında 3-4 kalem. Peki Almanya'da son bir yıl içerisinde kira fiyatları ve ev fiyatları %5.2 mi arttı yoksa en az %20 mi arttı? İşte vatandaşın şu anda biz enflasyonda hesaplıyoruz. Gerçek enflasyon bu. Peki son bir yıl içerisinde vatandaşın almış olduğu gıda ürünleri yüzde %5.2 oranında mı arttı yoksa %25 oranında mı arttı? Yine vatandaşın ödemiş olduğu faturalar, enerji faturaları son bir yıl içerisinde %5.2 mi arttı yoksa %30 mu arttı? Yani bunları bilmek için matematik profesörü falan olmaya gerek yok. Uyutuyorlar bizi. Resmen bu arkadaşlar başka hiçbir açıklaması yok. Ben böyle görüyorum, böyle yorumluyorum. Bakın. Almanya'da emekli perişan. Bizim vatandaşlarımızdan pay biçelim. Eğer sosyal yardımlar olmasa emeklinin 35-40 yıl boyunca çalışıp ürettiği alın teri dökmüş olduğu karşılığı olan 700-800 euro ile nasıl geçinecek? Nasıl geçinsin? Mümkün mü arkadaşlar? Hayır değil. Pek çok vatandaşımız ne yapıyor? Özellikle karı koca emekli ise onlar bana göre şanslı. Ne yapıyorlar? Türkiye'ye gidiyorlar. Hiç olmazsa euro daha değerli deyip zamanlarını Türkiye'de geçiriyorlar. Yani Almanya zaten emeklilere hiçbir şekilde bir kuruş para vermek istemiyor. Emekli maaşı vermek istemiyor. Niye? Bütçede büyük bir yük olarak görüyor. Bunu yeni gelen başbakan da yapacak. Bundan sonra gelecek olanlar da değil. Aynı şeyi söyleyecekler. Emeklilik yaşını neden 68 yaşına yükseltmek istiyor Almanya ya da diğer Avrupa ülkeleri? İşte bu yüzden maaş vermek istemiyorlar. Maaş vermek istese der ki Herkes işte 58 ya da 60 yaşında emekli olacak der. 68 yaşında emeklilik ne demektir arkadaşlar? Mezarda emeklilik demektir. Evet bu başka bir şey değil. 68 yaşında sen vatandaşını emekli edeceksen ben sana maaş vermek istemiyorum. Senin yaşamanı istemiyorum. Nefes almanı istemiyorum. Sen benim sırtımda bir yüksün demek. Benim gördüğüm, gözlemlediğim bu arkadaşlar. Şimdi Kıymetli izleyicilerimiz bakın. Avrupa artık eski Avrupa değil. Bundan sonra Avrupa'da yaşayabilmek daha da zorlaşacak. İşte tablo ortada. Sosyal yardımlara ne kadarlık zam yaptılar? Sıfır. Koronavirüs geldi arkadaşlar şu anda da zirvelere ulaşmış vaziyette. Esnafa yapıldı, iş yeri sahibi olanlara yapıldı. Peki işçiye, emekliye, dar geliri olan bu vatandaşlarımıza ne kadarlık korona yardım yapıldı? Sıfır, sıfır, sıfır. Bir kere bu siyasetçiler şunu hesabını yapıyor. Mart ayından sonra bu kaybedilen vergileri nasıl geri alırız? Vatandaşın sırtına nasıl bineriz bunun hesabını yapıyorlar. Göreceksiniz Mart ayından sonra Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok noktasında yeni vergiler hayata geçirilecek. Ben bunu görüyorum, bunu gözlemliyorum. Diyecekler ki korona döneminde ülkemiz şu kadar vergi kaybına uğradı ya da diyecekler ki verdiğimiz bu korona yardımlarını hadi bakalım pamuk eller cebe geriye ödeyeceksin ya da ne zaman ödeyeceksin ödeme planını bize getir diyecekler ki bazı vatandaşlarımızdan bunları istiyorlar. Ben de soruyorum. Nerede sizin sosyal devlet olmanız? Sosyal devlet demek, yüzyılda bir meydana gelen böylesine büyük bir salgın döneminde vatandaşının yanında olmak demektir. Koronavirüs dönemi, bakın çocuğu olanlara her aileye hiç olmazsa 3-5 aylığına, 6 aylığına en az biner euro yardım yapılamaz mıydı? Yapılamaz mı bundan sonra? Hiç olmazsa Mart ayına kadar, Mart ayından sonra vaka sayılarının düşmesi bekleniyor vatandaş bir nebze olsun daha da rahat günlerini geçirir. Şimdi diyeceksiniz ki o amma attın bin euro verirler mi? Kardeşim para mı yok? Ben Mozambi, Uganda'yı anlatmıyorum ki sana. Almanya'yı anlatıyorum. Dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesini anlatıyorum. Yeter ki vermek istesinler. Merkel geldi geçti emekli oldu gitti. Kaç para yardım etti? Sıfır. Arkadaşlar Lafa gelince biz sosyal devletiz. Tamam sosyal devlet olduğunuzu gösteren güzel yanlarımız var ama yeterli olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Bu nedir arkadaşlar? Marketlerde, çarşıda, pazarda yangın var. En ucuz marketler, hadi Aldi diyelim. Aldi'deki satın almış olduğumuz gıda ürünlerinin fiyatları son bir yıl içerisinde ne kadar arttı? Özellikle hanım izleyicilerimiz lütfen videonun altına yazsın. Geçen yıl almış olduğunuz makarnanın fiyatıyla şu an almış olduğunuz makarnanın fiyatı aynı mı? Makarna diyorum bak. Hani avokado demiyorum ya da başka lüks bir şey et falan demiyorum bak. Makarna diyorum. Arkadaşlar fiyatlar uçtu, maaşlar yerinde sayıyor. Verilen sosyal yardımlar yerinde sayıyor ama bir sosyal devletiz. Kasayı kitlemişler, anahtarları da ceplerine koymuşlar. Gece de pantolonlarını falan çıkarmıyorlar ki biri kasanın anahtarını alır. Bu millete hiç olmazsa 300-500 euro yardım yapar diye korkuyorlar. Bunların şeyi bu, hikayesi bu. Ben böyle görüyorum, böyle gözlemliyorum. Ya emekli zaten zor geçiniyor. E, vatandaş çoluk çocuğu var. Bu dönemde tüketimleri arttı daha fazla evde kaldı, daha çok gıda tüketimi oldu, daha fazla fatura ödüyor, enerji harcıyor, elektrik harcıyor. Bunu bilmiyor mu sanıyorsunuz siz? Hepsi biliyorlar. Ama işlerine gelmiyor. Nasıl olsa alışmış bu millet diye hiç önlerine bakıyorlar. Sağa sola bakmak yok. İstedikleri hedefe doğru gidiyorlar. Değerli izleyicilerimiz, siz de lütfen görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa da lütfen bunları da yine videonun altındaki yorum bölümüne yazarak bizlere ulaştırın. Biliyorsunuz ben tüm yorumları tek tek okuyorum.